Aşkı hocam. Evet. Hastalıktır. Evet. Deniz Hanım soruyor. 30 yıldır migren hastası eşim. Son zamanlarda artık ilaçların da faydası olmuyor. Bu konuda hocam yardımcı olabilir mi demiş. Evet. Şimdi hanımefendinin ismi ne dediniz? Deniz Hanım. Şimdi, ama eşi. Evet. Şimdi Deniz Hanım bakın eşinize... Deniz Bey de olabilir. Ben yanlışlık yapmayayım hocam. Deniz Göksel tamam. olarak yazıyor. Her yanlışlık neyse, yapmayayım. Migrenle ilgili olarak. Evet. Yani migren dediğiniz zaman o zaten bir hastalığın adı. Yani migren hastalığı diye telaffuz ediyoruz ama etmemek lazım. Migren deyince o anlaşılıyor. Evet. Şimdi bakın migrenin birçok nedeni var. Bunu doktorunuzla konuşmanız lazım. Bir, alerjik nedeni olabilir. Tatlıyı fazla kaçırıyor olabilirsiniz migrende. Üçüncü sebep kireçlenmeniz olabilir. Yaşı kaç bilmiyorum. 45 yaşından sonra boyundaki kireçlenmeler migren tarzı ağrıları tetikleyebiliyor. Yani birçok şeyi var bunun. Hatta psikiyatri ile bile konuşması gerekebilir. Ancak ben kendilerine şunu öneriyorum. Birinci derecede ilk birinci aşamada günde 3 kez biberiye çayı içmelerini 9 dakika kaynatılacak. Yapayım hocam yoksa? Evet yapabilirsiniz. Yani şurada bir bardak atayım kaynayan hocam. Suyun içerisine bir tutam yani 5 gram kadar atıyorsunuz ve bunu kısık ateşte 9 dakika kısık ateşte kaynatıyorsunuz. Sonra ılımaya bırakıyorsunuz. Ilıdıktan sonra bunu içiyorsunuz. Bir sabah, bir öğlen, bir de akşam. Bir ay. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Migren ağrılarınızın şiddeti azalacak. Migren nöbetlerinizin arasındaki zaman açılacak. 2 ayda bunu uygulayabilirsiniz. 3 ayda. Ancak eğer bu yeterli değilse ikinci ayı da kullandığınız halde istediğiniz başarılı sonuca gelemiyorsunuz. O zaman yapacağınız şey Leontais leontopetalum yani düz yapraklı aslan pençesi. Bak testere dişli değil. Düz yapraklı aslan pençesinin saplarından 4-5 gram alacaksınız. Gene bir bardak suda yaklaşık olarak 10-12 dakika kaynatıp günde bir defa bunu içeceksiniz. Bundan kurtuluşu yok migrende. Yani bu öylesine etkilidir ki bu düz yapraklı aslan pençesinin sapları bakın çiçeği değil yaprakları da değil sadece saplarını. Kökleri zaten kökleri o yumru böyle kocaman bir yumru şeklindedir. Yani geçmiş tarihlerde yani İbn-i Sina döneminde kökleri epilepsiye karşı önerilirmiş bunun. Ama bugün böyle bir şey kullanılmıyor. Evet düz yapraklı aslan pençesi.